Sen de git dinlen kızım. Senin için kötü bir gündü. Ben biraz çıkıp kendisiyle konuşsam. Hayır. Genco. Yani bırak dinlensin. Yaşadıkları kolay şeyler değil. Haklısınız. Bana bütün bildiklerini anlatacaksın Genco. Bu adam kimdi? Başka adamlar var mı? Uzun süredir Hande'nin peşinde birileri vardı. Hande'nin peşinde mi? Peki Serkan bu adamları biliyor muydu? Evet ama kimseye söylememi istemedi Şule teyze. Hatta benim boşuna kuşkulandığımı düşündü. Peki bu adamlar nerede? Yani sen bu Salih denen adam dışında başka adamlar da var dedin. Evet, birileri daha vardı. Ama artık Hande'nin peşinde kimse yok. Çünkü diğer adam da öldü. Ne diyorsun? Nasıl öldü? Salih buraya annesi ve babasıyla gelmiş. Babası öldü. Çünkü annesi onu zehirlemiş. Kadın da şimdi hapiste. Demek hapiste. Başıma silah dayadı. Sadece annemi düşündüm. Onu bir daha görebilecek miyim diye düşündüm. Bir de kimi düşündüm biliyor musun? Kimi? Her şeye rağmen. Seni. Her şeye rağmen. Sana bir şey yapacak sandım. Korktum. Çok korktum. Çok korktun da artık bak. Artık korkulacak bir şey kalmadı değil mi? Ha? Gördün mü bak o elinden kurtuldun. Hem ben sana güzel bir haber vereyim mi? Yarın anneni göreceksin. Yarın mı? Yarın görüş günü. Annenle kavuşacaksın. Bak her şey yavaş yavaş iyiye gidiyor güzel gözlüm. Giriyor Zehra. Bak artık sana zarar verecek kimse yok. Baban yok. Senin canını yakacak kimse kalmadı. Serkan. Salih gözümün önünde öldürdü. Benim canımı göz diken, 3-5 kuruşa beni satan, karnımda bebeğimle otobana atan vicdansızı öldürdü. Ben ne yapacağım? Ben
Serkan'a kızayım mı? Yoksa hayatımı kurtardı diye ona minnet mi duyayım? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Geçtim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.